Selamlar arkadaşlar. Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da temalı kreşler vardır. Mesela Çin Alman kreşi, Türk Alman kreşi veya Yunan Alman kreşi gibi o temayı, o konuya, o konunun üzerine yoğunlaşıyorlar daha çok. Bir de burada Hamburg'da inanç özgürlüğünü baz almış bir kreş var. Bizim için inanç özgürlüğü çok önemli diye bir karar almışlar. Kendi aralarında oturup o kreşin yöneticileri. Ve bu sene biz Noel ağacı istemiyoruz kreşimizde demişler. Alman kreşi. Burada Hamburg'da. Şimdi bu çalışanlardan bir tanesi de buna karşı çıkmış. Demiş ki ya burası Almanya. Biz Hristiyanız. Noel ağacımızı koyarız. Diğer bütün çalışanlar ve yönetim. Kreşin yönetimi. Hayır biz böyle istemiyoruz karar aldık. İnanç özgürlüğü adı altında işte bu sene çam ağacı kurdurmayacağız buraya diyorlar. Çünkü biz buraya aldığımız çocukların ailelerine de bunu söylüyoruz. Bizde inanç özgürlüğü esas alınıyor diyoruz diyorlar. Adam bayağı bir bunlarla işte tartışma yaşıyor ondan sonra. Şimdi Almanya'da Noel'e bir buçuk iki ay kala Noel ürünleri satılmaya başlanır. İşte her yeri ışıklandırıyorlar, Çam ağaçları takıyorlar falan. Bu bir böyle bir iki ay gider. Ondan sonra yılbaşından sonra da bir bir hafta kadar devam eder, on gün devam eder. Ondan sonra yavaş yavaş sökerler. Bu adam inadına gidiyor. Yine de bir çam ağacı alıyor. Kreşin önüne koyuyor. Ve daha geçtiğimiz günlerde oldu bu. Çam ağacını oraya koyuyor. Birkaç tane de çocuklara hediye falan koyuyor oraya. Bakalım tepkini olacak diye. Kreş yönetimi polis çağırıyor. O ağacı oradan kaldırıyor. Bunlar Müslüman değil, Hristiyan. Yani Hristiyan, bilmiyorum Hristiyan mı değil mi ama Alman yani. Ve e, mahkemeye gidip dava açıyorlar. Savcılıkta dava açıyorlar. Da, davanın sonucu ne biliyor musunuz? O çam ağacını oraya koyan adama 3000 euro para cezası kesildi Almanya'da. 3000 euro. Burada aslında benim merak ettiğim sizin fikirleriniz. Yani ne düşünüyorsunuz? Bu gerçekten bir inanç özgürlüğü için mi yapıldı? Yoksa buradan yola çıkarak aslında bu adama verilen bu 3000 euro para cezası bambaşka bir yerlere mi taşınmak isteniyor? Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Bu konuda fikirlerinizi beyan ederseniz sevinirim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Eyvallah.